Her 50 metrede bir koruma var. 35'e yakın adam saydım. Arka tarafı bilmiyoruz. Evin içerisinde de 6 tane adam var. Yani benim öldürmek zorunda olduklarım. Mesut'la görüşmemizde yanında bir adam daha vardı. Muhtemelen bugünkü görüşmede de yanında olacak. İçeri silah sokamadıktan sonra korumayı nasıl indireceksin? Faruk, hallettin mi? Hallettim abi. Ben Mesut'un adamının elinden silah aldıktan sonra evin içindeki adamları indireceğim. Ha. Aklınızda tutmanız gereken en önemli şey, hani diyelim bahçedeki herkesi öldürdünüz, sakın ama sakın kapıyı dışarıdan açmayın. Kapı sadece içeriden açılıyor. Dışarıdan açıldığı zaman muhtemelen başka bir yere alarm kodu gönderiliyor. Eğer bunu yaparsanız oradan çıkamayız. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen içeriden bize kapıyı açana kadar biz dışarıdan müdahale etmiyoruz. Abimlerin serbest bırakıldığını nasıl öğreneceksin sen? Amcamların cezaevinden çıkış görüntülerini görmeden ona bir şey vermeyeceğimi söyleyeceğim. Ha, bu kadar adamı nasıl içeri sokacaksın? Anlat Tekin. Yalnız gözünü seveyim. Şu artezyancı Şükrü'yü geç, sonrasını anlat. Anlatayım babam. Şimdi biz dün geceden sabaha kadar Önder arkadaş ve artezyancı Şükrü ile beraber söz konusu arazinin altını üstüne getirdik. Emrettiğin üzere gizli dehlizleri bulduk babam. Yalnız bunlardan bazıları kanalizasyon. Bazıları da gerçekten dehliz. Ama şöyle bir şey var. Biz bu dehlizlerin içerisinden geçemediğimiz için hangisi evin içine çıkıyor, hangisi bahçeye çıkıyor, o kısmı bilemiyoruz. Eğer izin verirseniz ben de gelmek istiyorum. Çünkü böyle yerlerde dışarıdan giriş engel olmak için boyut uzakları kuruluyor. Şimdi kim kanallardan geliyor, kim kapıdan? Siz bunları konuşurken ben bir cezaevine gideyim. Abimler yanınıza mı gelecekler çıkışta? Eğer becerebilmişsek evet. Becereceğiz İlyas. Başka çaresi yok.